Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. 22 Mart Pazartesi günün öne çıkan gelişmeleriyle Akşam Ajansı başlıyor. İki dönem Elazığ Belediye Başkanlığı yapan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. dönem Elazığ Milletvekili görevini yürüten merhum Hamza Yanılmaz'ın aramızdan ayrılışının 10. yılında hala hizmetleriyle, dualarla anılıyor. Evet, Elazığ eski milletvekili ve iki dönem Elazığ Belediye Başkanlığı görevinde bulunan merhum Hamza Yanılmaz kabri başında anıldı. وَهُمَّ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ Akıncılar Derneği, Elazığ eski milletvekili ve iki dönem Elazığ Belediye Başkanlığı görevinde bulunan merhum Hamza Yanılmaz için anma programı düzenledi. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakime sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veladdallin. Merhum Yanılmaz, Asri Mezarlık'ta kabri başında anıldı. Sayhaten vahideten feyzâhum cemî'un ledeyne muhlarun. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
Akıncılar Derneği Başkanı Tevfik Sadak, merhum Yanılmaz projeleriyle gençliğin bugüne gelmesi noktasında önemli işler yapmıştır dedi. Yanılmaz hocamızı, belediye başkanımızı, milletvekilimizi her yıl olduğu gibi bu yılda burada mezarı başında anıyoruz. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Yaptığı projelerle, açtığı bulvarlarla gençliğin bugüne gelmesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Rabbim rahmet etsin. Ben Birsen, Elazığ Şube Başkanı Süleyman Akay ise 9 yıl çalışma fırsatı bulduğum merhum Yanılmaz, bize önderlik eden bir büyüğümüzdü ifadelerini kullandı. 10. yılında rahmetle andığımız eski belediye başkanımız, eski milletvekilimiz ve gençliğin üzerinde büyük emeği olan kıymetli büyüğümüz Hamza Yanılmaz ağabeyimizi anmak üzere bir araya geldik. Hepinizin ayaklarına sağlık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Rabbim mekanını cennet etsin. Rahmetiyle muamelede bulunsun inşallah. Biz 9 yıl beraber çalışma fırsatı bulduk. Bu süre içerisinde eğitimimizden gelişimimize kadar, memuriyetimizin emeğine kadar her şeyle bizlere önderlik ve liderlik etmiş bir büyüğümüzdü. Hem gençlik yıllarımızda teşkilat açısından, hem insanlık açısından, hem bir Müslüman olma babında bizlere ciddi katkıları olmuştur. Rabbim cennetinde de bizi beraber buluştursun inşallah. Ahirette yurdunu, mekanını güzel etsin, makamını âli etsin inşallah. Merhum Yanılmaz'ın abisi, devlet hastanesinden emekli sivil savunma uzmanı Muzaffer Yanılmaz da kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti. Ölüm bu işte. Makam mevki buraya gelmemize engel değil. Memleketimiz için, ülkemiz için bir şeyler yapmışsak ne mutlu bizlere. Elhamdülillah geride bile mümtaz bir eleman, personel bırakaraktan buraya kadar gelmiş olan kardeşlerime ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah canlarına sağlık, afiyet versin. Hizmetlerini anlatmamıza gerek yok. Zaten kardeşlerimiz anlattılar. Bu kadardan kafi buluyorum. Allah sizden razı olsun. Anma programı edilen dualarla son buldu. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yakumul hisab. Amin, amin, amin ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'ta ma'as salavat. Evet, kıymetli izleyenler, bizler de aramızdan ayrılan ve gerçekten Elazığ'a hizmet boyutunda çok büyük katkılar sağlayan merhum Hamza Yanılmaz'ı rahmet ve saygıyla yad etmiş olalım. Şimdi çok kıymetli bir konuğumuz var. Merhum Yanılmaz'ın çalışma arkadaşı, uzun yıllar birlikte çalıştığı ve Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler eski müdürü Mehmet Karaaslan bizlerle birlikte olacak. Kıymetli müdürüm, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum Kanal Fırat ailesine ve şahsınızda sizlere. Evet. Şimdi haberimizde de izledik. Bugün merhum Yanılmaz'ın vefatının 10. yıl dönümü kabri başında anıldı. Sizler de uzun bir süre kendisiyle çalıştınız, koşturdunuz, birlikte işler yaptınız. Öncelikle neler söylemek istersiniz? Evet, merhum Hamza Yanılmaz'la tanışıklığımız belediye başkanlığından da çok ötelere dayanır. Kendisi bir belediye başkanı olmaktan öte bizi her zaman yön tayin eden, hedef tayin eden, bizi motive eden, bizim kendi alanlarımızda dahi yetişmemize öncülük eden, önderlik eden ve çoğu zaman da öğretmenlik eden bir insandır. Kendisi şehre hizmeti sadece şehrin yollarına, imarına olarak değil, şehrin milli ve manevi cephesine de yapmayı tercih eden ve bunu öncelikleri arasında sayan, gören ve bu konuda da gerçekten fedakarlık ortaya koyan değerli bir şahsiyetti kendisi. Evet. Şimdi müdürüm, uzun yıllar birlikte çalıştınız. Çok eskiye dayanıyor aslında hukukunuz.
Merhum Yanılmaz'la ilk tanışmanız, ilk yollarınızın kesiştiği zaman, ne zaman? Evet, Yanılmaz'la, merhum hocamız Hamza Yanılmaz'la ilk temasımız, tanışmamız 1980'li yıllara dayanır. Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde öğrenciyken aynı muhitte, evimizin de Mustafa Paşa'da olması dolayısıyla aynı muhitte olmamız, aynı çevrede olmamızdan dolayı, evimize de yakınlığından dolayı Altın Yumruk Spor Okulu diye kendisinin kuruculuğunu yaptığı, antrenörlüğünü yaptığı spor okuluna gitmemizle başladı. İlk kez orada kendisini tanıdık, tanıştık. Tabii orada hoca öğrenci ilişkimiz sürdü. Kendisi çok bizden yaşlı değildi. Yani 63 doğumlu, ben 65 doğumlu. Fakat o öyle bir duruşu, öyle bir vakarı vardır ki kendisinden büyük olanlar bile kendisine bir hoca olarak her zaman saygıda bulunur. Kendisini örnek alır ve onun gibi olmaya gayret ederlerdi. Daha sonra bu tanışıklığımız üniversite bittikten sonra yıl dışı görevlerimiz oldu. Daha sonra tekrar Elazığ'a öğretmenlik görevimiz orası Elazığ'a geldikten sonra özellikle STK'larda birlikte çalışmalarımız oldu. Milli Gençlik Vakfı'nın yönetim kurulunda birlikte çalıştık. Daha sonra siyasi mecralar oldu ve kendisine her zaman uzaktan destek olduk. Evet. Şimdi sonrasında bir Elazığ Belediyesi süreci var. Burada sizler orada bir görev aldınız. Hamza Bey ile aranızda nasıl bir diyalog geçti? Oradaki o süreç nasıldı? Şimdi 94 yılında Refah Partisi'nin adayı olarak merhum Hamza Yanılmaz belediye başkanlığını kazandı. Orada çok ilginç bir olay var. Onu anlatmak isterim şahsen. Biz yakın çalışıyoruz. Teşkilatlarda, STK'larda yakın çalışıyoruz. Dolayısıyla yakın tanışma imkanımız da oldu. 94 yılında belediye başkanlığı kazandıktan sonra bir gün işte seni özel kalem müdürü olarak belediyeye alıyoruz teklifi geldi. Şimdi ben o günün şartlarında belediye nedir, özel kalem nedir, neye yarar, nasıl bir görevdir, nasıl bir misyondur çok bilmiyorum. Ama sonuçta hocamızdan böyle bir teklif var. Yani hayır diyemedik. Fakat orada resmi süreci başlatmadık. Yani ben o anda Yazıkonak Ortaokulu'nda öğretmenim. Şimdi geliyorum belediyede özel kalem müdürlüğü yapıyorum. Fakat dersim olduğu zaman koşa koşa derse gidiyorum. Tekrar dönüyorum. Böyle bir süreç var. Resmi şey olmadı, geçiş. Sonra bu özel kalemin işte ilk kez Refah Partisi'nin Elazığ Belediyesi'ni kazanma heyecanıyla vatandaşların yoğun bir ilgisi var. İşte tebrik trafiği çok yoğun. Yani ben düşündüm. Yani bu çok benim yapacağım bir iş değil. Yani ben edebiyat öğretmeniyim sonuçta. Yani özel kalemle edebiyat öğretmenini çok şey örtüştüremedim. Ve işin doğrusu çok da başarılı olacağımı düşünmedim. Ve münasip bir dille bunu kabul edemeyeceğimi söyledim. Sağ olsun anlayışla karşıladı. Bir kez daha özel kalem müdürlüğü teklifi geldi. 1-2 yıl sonra müsaade istedim. Birkaç gün sonra yine hocam kusura bakmayın yani ben bu görevi yapacak bir kapasiteye sahip değilim dedim. Son teklif basın ve akla ilişkileri müdürü olarak geldi. Şimdi burada yani üçüncü teklifi reddetmenin bir şey olmalı. Yani hocamıza üçüncü kez hayır demek zor bir olaydı. Bir de o günlerde ilginçtir. Tam 28 Şubat'ın yoğun yaşandığı, özellikle belirli kesimler üzerinde yoğun bir baskı uygulandığı bir dönem. Dolayısıyla baskı uygulanan bir kesimden böyle bir daveti reddetmek çok ilkesel olmayacaktı. Dolayısıyla kabul ettik ve basın ve akla ilişkileri müdürlüğüne 1998 yılında başladık. Başlamış oldunuz. Sonrasında da yine merhum Yanılmaz'la birlikte birçok yine çalışmalara imza attınız. Belediyede aktif bir rol üstlendiniz. Ve belediye başkanlığı görevini kendisi yürütüyordu. Sizler de bir birim müdürü olarak hizmet ettiniz.
Merhum Yanılmaz'la çalışmak nasıl bir duyguydu? Merhum Yanılmaz bir okul ve ekol. Yani kendisinin yönetim anlayışı, hizmet anlayışı, bunu yaparken de kadrolarını yetiştirme anlayışı, kadrolarının en mesleğinin en zirvesine taşıma gayreti bizi çok motive ediyordu ve tabiri caizse aşka getiriyordu. Özellikle mesai mefhum olayını olmadığını gördük. Yani Hamza Yanılmaz'la çalışmak 24 saat görevde olmak demekti. Çok yorulursunuz, çok gayret edersiniz, çok terlersiniz. Ama yine ilginçtir, asla şikayet etmezsiniz. Bizim arkadaşlarımızın hiçbiri çok yorulmaktan, çok çalışmaktan hiçbir zaman serzenişte bulunmadı, şikayet etmedi. Bilakis çok mutlu olarak evlerimize döndük. Çünkü onu o çalışırken bir şeyi en güzel şekilde yapmak gayreti içindeydi ve bizi de böyle motive ediyordu. Sözü vardı. Diyordu ki mükemmeliyet teferruatta gizlidir. Çok teferruatçıydı. Çok ince dokur, evet. Ve öyle hareket ederdi. Dolayısıyla biz de bu heyecanlı çalışmadan çok mutlu olurduk. Zor bir yönetici miydi kendisi yoksa? Zordu ama o zorluğu bize olumlu yansırdı her zaman. Yani zor beğenen, mesela işte ben edebiyat öğretmeniyim. İşte haberleri yazarız. Bir dönem, birkaç yıl her servis ettiğimiz habere bakardı. Her baktığı haberde de gerçekten yani öyle dokunuşlar yapardı ki yani biz de evet yani bu olmalıydı. İşte bu diyeceğimiz ve işte bir dönem sonra artık daha zaten kendisi de bu anlamdaki hassasiyetlerimizi gördü. Kendisinin bakış açısını yansıttığımızı gördü. Dolayısıyla artık bakmaması hale geldi. Ama sonuçta o okul görevini yaptı. Yaptı. Peki bir olay yaşandı diyelim ki işte belediye bir çalışma ortamı neticede yaşanan olay karşısında müdürlerine karşı nasıl bir tavrı vardı, nasıl bir iletişim şekli kullanıldı? Çok saygın bir yöneticiydi. Yani halkı yöneticisine, yöneticisini halka ezdirmezdi. Yani bir toplantıda, bir mahalle toplantısında vatandaştan şikayetler gelirdi. Haklı şikayetler gelirdi. Bazen öyle bir imalat yapmış olursunuz ki gerçekten baktığınızda dersiniz ki bu olmamalıydı. Şimdi vatandaşın o şikayetini alır dinler. O imalatı yapan, o uygulamayı yapan birim müdür arkadaş orada olmasına rağmen kesinlikle o camiada bunun hesabını sormaz. Onu dinler, doğru söylüyorsunuz. Bu yapılmalıydı, yanlış olmuştu, düzeltiriz derdi. Orada vatandaşın gönlünü alırdı. Ama biriktirirdi. Vatandaşla olan toplantıdan sonra hemen arkadaşlar itfaiye geçiyoruz. Genelde biz itfaiye müdürlüğümüz biraz daha şehir dışında sakin biri olduğu için oraya geçerdik. Ve ondan sonra idareci arkadaşlar, o uygulama yapan arkadaşlara gerçekten kök söktürürdü. Yani ama arkadaşlar da bilirdi ki bu uygulamadan sonra artık bu yanlışa bir daha düşünmemeli. Bu yanlışa düşündüğü zaman yine akıbetinin bu olduğunu bilirdi ve ona göre davranırdı. Dolayısıyla bununla bile yani hem vatandaşı orada dinleyerek onun itirazını, eleştirisini alır hem de kendi yöneticisini orada küçük düşürücü bir eylemde bulunmaz ama birebir toplantılarda bunun hesabını sorardı. Olaylar karşısında sabırlı mıydı yoksa böyle ani tepkiler gösterir miydi? Sabır en önemli özelliğiydi. Ani refleksler vermezdi. Yani hem siyaseten hem de yönetim anlamında kendisine yöneltilen bir eleştiri veya bir haksızlık karşısında önce bir dinlerdi. Özellikle vatandaşın bazen serzenişleri, şikayetleri çok üst seviyeden olur. Sonuna kadar dinlerdi. Sonra vatandaşa doğrusunu izah ederdi, anlatmaya çalışırdı, ikna ederdi ve vatandaş bu anlamda kendisine değer verildiğini, kendisinin görüşlerinin yanlış olsa dahi düzeltildiğini veya doğruysa da yani yanlışı da kabul etme erdemi de vardı işin doğrusu. Yani evet bu yanlış oldu, bunu düzeltelim gibi bir erdem sahibiydi ve bu konuda şeydi yani açık, hiçbir saplantısı, hiçbir yani olmazsa olmaz olmayan, ortak akla inanan, ortak görüşler etrafında her zaman ekibini yönlendiren bir bakış açısı vardı. Ve bu bakış açısı bütün yönetim kademesinde sirayet etmiştir.
Şimdi başarı dolu bir hayat hikayesi var. Kendisi çok başarılı bir siyasetçi, bir belediye başkanı. Ve anlattıklarınızı dinlerken de şöyle bir kanıya vardım. Kendisi aslında toplumdan çok da soyutlanmış bir kişilik değil. Yani yapmış olduğu çalışmalarında işte halkla sürekli iç içe ki bizler konuşurken bir yandan ekranlarımızda da merhum Yanılmaz'ın VTR'leri dönüyordu. Orada da gördük. Yani insanlarla sürekli bir iletişim halinde, sürekli bir muhabbet halinde yani çok da geri planda kalmıyor. Ancak bu başarılarının yanı sıra iyi bir hatip ve ikna yeteneği kendisinde mevcut. Sizler buna bizzat şahit olmuş birisiniz. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet, yani Elazığ siyasetinde gerçekten en etkili konuşan, en dokunaklı konuşan ve siyasetinde, belediye başkanlığında hakkını en iyi şekilde veren bir insan. Toplumla ilişkileri dediniz. O konuda mesela halkla görüş uygulamaları her pazartesi günü sabah 10'dan saat 1'e kadar halkla görüş uygulamasını başlatan, halkın görüşlerini alan, hiçbir zaman toplumla kopmayan, toplumla her zaman bir ve beraber olan bir insan. İkna yeteneği çok önemli. Mesela hep anlatırım ben, somut olsun diye söyleyeyim. 28 Şubat döneminde işte mensup olduğu parti kapatılma aşamasıyla işte her akşam medyada işte irtica hortluyor, işte inançlarla ilgili işte bir Kur'an kursu görüntüsüyle belli kesime tahakküm edilmeye çalışıyor. Böyle bir gündemde kendisi bugün hala kullandığımız ve şehrin ana arteri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı açmak için dönemin 8. kolordu komutanıyla yapmış olduğu bir konuşmayı kendisi anlatırdı. Şöyle derdi: biz iplik fabrikası kavşağından İttihaya Kaşağı'na kadar getirdik bulvarımızı. Bu tarafta da kendisi anlattığını söylüyor. Bu tarafta da Yunus Emre Bulvarı'nı Makine İkmal Kavşağı'ndan Araştırma Hastanesi'ne, şu andaki mevcut Araştırma Hastanesi'ne kadar getirdik. Getirdim diyor. Sonra randevu aldım. 8. Kolordu komutanımızla görüşmek için gittim. Dedim ki diyor komutanım, yarınlarda ne siz olacaksınız bu şehirde ne biz olacağız. Ama bu şehirde insanlar yaşayacak. Bak bu şehrin kurtuluşu bu yolda. O zaman da tek ana arterimiz Gazi Caddesi. Yani doğudan batıya gitmek istiyorsanız mutlaka Gazi Caddesi'nden geçeceksiniz. Başka alternatifiz yok. O günlerde tabii daha bir az yapılaşma var. Şu anda o da yetmiyor belki ama o bulvar Fatih Sultan Mehmet ile başlayıp Yunus Emre ile devam eden Araştırma Hastanesi'ne gelen bulvar şehri kurtarıyor. Ana can damarı gibi oluyor. Bu yolları yaptım. Fakat burada tıkandık. Bu iki yolun bağlanması için Kolordu komutanımızın içinden geçen araziye ihtiyacımız var. Bu yolu sizden istiyorum. Ama bu yolu kendim için istemiyorum. O cümleyi yine kurdum diyor. Yarınlarda siz de olmayacaksınız, biz de olmayacağız. Ama bu insanlar bu şehirde yaşayacak ve bu yol olmasa da bu şehir düğümlenecek. Anlattım diyor. İkna oldu. Yazdılar Milli Savunma Bakanlığı'na. Olumlu görüş yazdı zaten diyor. Kolordu komutanımız geldi. Ve o yolu açtık. Ondan sonra bazı gazeteler gerçekten de 8. Kolordu komutanlığı hedef tahtası yaptılar. Yani nasıl verirsiniz? Askerlerin içerisinde bir yol nasıl geçer? Gibi bir uygulama. Dolayısıyla ben merhumun bu zor dönemde böylesi bir projeyi ikna etme sayesinde, ikna etme yeteneği sayesinde elde ettiğine inanan, bizzat buna şahit olan bir insan. Ki bu mesela anlatmış olduğunuz örnekteki o olay şu an için de yine yeni yapılan bir kanalın orada yeni yapılan bir işte Necmettin Erbakan Bulvarı şimdiki ismiyle. O bulvarın devamı niteliğinde yine Kolordu Komutanlığı'ndan bir yol çok güzel geçmesine sebep çok oldu. Güzel. Bu da aynen, bir örnek teşkil etmiş aynen. Olmuş. Yani o günün şartlarında çok ihtiyaç duyulan bir bulvar bugün yeniden yeterli hale geldi. Şehir büyüdü çünkü. Bunun devamı hemen üst tarafta Necmettin Erbakan Bulvarı'nı Şehir Hastanesi, evet. Fethesekin Şehir Hastanesi'ne bağlayacak bulvarla ilgili de Sayın Belediye Başkanım Şahin Şerifoğlu da yetkililerle görüşerek aynı uygulamayla bu yolu açarak halkımızın hizmetine sundular. Şimdi müdürüm, bahsetmiş olduğunuz
şeyler çok büyük projeler aslında. Yani yapmış olduğu çalışmalar vesaire şehrin çehresini değiştirecek projeler aslında bunlar. Ve bunları çok da genç yaşta yapmış bir isim Hamza Yanılmaz. Yani belediye başkanlığının yanında genç bir siyasetçi de aynı zamanda. Burada neler söylemek istersiniz? Yani bir hareket noktası dersek evet. Nereden başlayabilir? O da ilginçtir. Mesela çok genç yaşta belediye başkanı oldu ve bu gençliği biraz da sorun oldu bazı çevrelerde. Hem kendi mensubu olduğu partide hem de rakip partilerinde işte bu şehri bir çocuğa mı emanet edeceğiz gibi o günün şartlarında bir takım muhalif sesler geldi. Ama bunu söyleyenler daha sonra hepsi bu sözlerinden pişmanlık duyduğunu, gerçekten gençliğin aslında bir avantaj olduğunu, yani hakikaten belediye başkanlığında gençlik birilerine göre çok dezavantaj gibi olsa da bana göre avantajdır. Niye? Çünkü bir heyecanı vardır. Yani gençliğin bir heyecanı vardır. Bir de gençlerimiz çok mevzuata takılmazlar. Yani bürokrasiden gelen, işte bir takım yerlerde bulunan yöneticilerimiz biraz daha mevzuat hazretlerinin rüzgarına takılırlar. Ama gençlerimiz o anlamda çok mevzuata takılıp kalmaz. Önce işi yapar, sonra mevzuatı yapar. Mevzuat arkasından gelir. Yanılmaz da Hamza Yanılmaz da bu konuda çok şeydi. Hatta ilk açtığı bulvar o dönem Akliye Hastanesi'nin şu anda batısında tek şerit olan bir yoldu. Ve o yolu genişletti biraz. Mesela o bile çok büyük sansasyon oldu. Yani çok kısa bir yol. Ama o yolu genişledi. Elazığ tarihinde yani böyle vatandaşlar yani bu yol gerçekten genişleyebilir miydi? Ama genişledi dediler. Tabii sonraki projeler dediğiniz gibi vizyon projeler. Büyük bulvarlar, dev bulvarlardan sonra, büyük parklardan sonra şey kaldı. Yani o küçük yollar artık konuşulmaz hale geldi. Mesela merhum Yanılmaz'la birlikte şehrin ilk kez gördüğü icatlar vardır. Mesela ilk kez Karasalan çeşmeleri mahallelere yayılmıştır. Eskiden sadece Aksaray mahallemizde vardı. Onunla birlikte birçok mahallemizde yayınlanmıştır. Mesela sosyal ve kültürel faaliyetlerde Elazığ'da ilk kez mehter takımı merhum Yanılmaz kurmuştur. Yine halk oyunları ekibini, kürsübaşı ekibini yine o dönemin kültür ve sosyal işler müdürü olan Süleyman Yapıcı hocamız, müdürümüz kurmuştur mesela onun öncülüğünde. Yine Ramazan kültür ve sanat etkinlikleri ilk kez onunla başlamıştır. Dolayısıyla şehrin hem imari yönündeki çalışmaları hem de sosyal kültürel faaliyetler alanında da hakikaten şehirde bir devrim yapmıştır kendisi. Şimdi birçok ortak işte işler yapılırken sizler de birlikteydiniz. Merhum Yanılmaz'la birlikteydiniz. Hiç böyle bir açılışta, herhangi bir toplantıda veya bir halk buluşmasında bir anınız var mı? Yani çok böyle bir farklı bir olayla karşılaştınız mı? Ya da kendisiyle sizin özel bir anınız var mıdır? Yani kendisiyle çok anımız oldu ama mesela birini anlatmak isterim. Kendisinin reflekslerini çok iyi bilirdim. Yani kendisinin insanlara nasıl davrandığını, nasıl davranacağını, bunun dışında bir eylem gördüğüm zaman da uyarırdım. Günün birinde böyle benim de tanıdığım, sevdiğim, gariban bir hacı amcamız geldi. Oğlu bizde çalışıyor. O dönemler pür amanet uygulamaları var. Ama zaman zaman da alınan vize karşılığında bu arkadaşlarımızın muhakkak işçi kadrosuna geçmesi söz konusu. Hacı amca geldi dedi ki benim kimsem yok dedi. Yani benim oğlum işte çalışıyor. Ben bu maaşla geçinemiyor. Asgari ücretle çalışıyorlardı zaten. İşte muhakkak yapma imkanınız olur mu başkanım? Ya o gün nasıl bir duyguydu, nasıl bir düşündü bilmiyorum ama biraz soğuk davrandı. Hacı amca dedi yani, Hacı amca da şey dedi yani eğer bu olmayacaksa ben başka işe bakayım. Çocuğumu başka bir kuruma göndereyim falan gibi bir ifade bulunca kendisi dedi ki yani biz kimseye muhakkak yapma garantisi vermiyoruz.
Ha, dedi ya oğlunuz başka bir iş de bulursa gidebilir. Yani burada kalmasına gerek yok dedi. Tabii ben bunu izledim. Hacı amcamız biraz mahzun oldu. Çıktı gitti. Neyse toplantı bittikten sonra şey yapardı. Bütün vatandaşları gönderirdik. Sonra halkla görüş toplantısına katılan önemli icracı müdürlüklerle değerlendirme toplantısı yapardık. Yani aldığımız notları ne yaparız, ne deriz diye. Zaten bir hafta sonra da bunlarla ilgili rapor verirdik. Evet. Hangi aşamadayız diye. Dedim ki başkanım, Hacı amca çok kimsesi yok. Araya torpil koyamamış. Kendisini aracı olarak kullanacağı kimsesi yok. Kendisi geldi ve kendisini ifade etti. Siz de çok bu cümlelerle sanki kırdınız biraz. Hacı amca biraz mahzun oldu gibi falan. Nasıl dedi, yani öyle mi oldu? Yani öyle mi o? Ben hiç öyle düşünmemiştim. Yani öyle farkında değilim falan dedi. Ama üzüldü. Ve işin güzel tarafı işte ilk listede zaman zaman az önce bahsettiğim gibi prima ettikten muhakkak işçi kadrosuna geçme olayında ilk listede bu amcamızın oğlunu da muhakkak yaptı. Şunu gördüm bu olaydan sonra. Yani orada benim uyarım, onun da olayı tekrar değerlendirmesi ve zihninde evet hakikaten yanlış davrandık diye bir kanaate kapılıp bunu telafi etmek için de gerçekten oğlunu istediği şeyi verdi, kadroyu verdi. Dolayısıyla böyle de bir hassas tarafı vardı gerçekten. Yani ama şu da bir gerçek, biz de bunu rahatlıkla söyleyebiliyorduk. Yani burada Hacı amcamızı kırdınız dedik. O da önce bir dinledi, değerlendi. Sonradan da mutlu sonla olayı bitirdi. Bitirdiniz. Şimdi müdürüm, bundan sonra da bir milletvekili süreci var. İşte 2007-2004 yerel seçimlerinden sonraki süreçte bir milletvekilliği süreci oldu. AK Parti'den bir vekillik kendisine tevdi edildi. Bu süreçte de yine önemli projelere imza atıldı. İşte önemli çalışmalar yürüttü merhum. Yanılmaz. Bunlar neler? Biraz bahsedebilir misiniz? Yani kendisi icracı bir insan. Yani böyle bulunduğu makamın hakkını veren, bulunduğu makamla ilgili o sorumluluklarla ilgili ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapmaya çalışan, gayret eden bir anlayışa sahip. Tabii milletvekili olduktan sonra da şehirle ilgili önemli projeleri takip etti. Bunlardan en önemlisi Kültür Park'ın Elazığ Belediyesi'ne kazandırılması, alanının daha doğrusu. Artı Hamza Bey içme suyu projesinin şehrimize kazandırılması. Çünkü bu projeler uzun yıllardan beri konuşuluyordu. Mesela Kültür Park'ın inşa edildiği alanı aslında kendisi şuurlandırma yapmak suretiyle Elazığ Belediyesi'ne kazandırmıştı. Hatta o noktada belediye hizmet binasını yapmayı da düşünüyordu. Fakat o dönemin bürokratları, idarecileri bölge idare mahkemesine başvurdular ve o şuurlandırmayı iptal ettirdiler. Dolayısıyla o proje hakim kaldı ama onun da zihninde o ukde kaldı. Yani o alan, şu anda Kültür Park'ın bulunduğu alan orman fidanlığına ait ve sadece fidan üretilen bir alandı. Şehrin ortasında kalmıştı. Tamam, yani halka kapalıydı ama sonuçta bir üretim yapılıyordu. Evet. Fakat rahmetli Hamza Bey bu üretimin yapılacağı birçok alanlar önerdi kendilerine. Ama buranın da Elazığ Belediyesi'ne tahsis edilmesini istedi. Verilmedi. O da şu imar yasasındaki şuurlandırmayla sorunu çözmeye çalıştı. Bu defa da yargı engeli takıldı. Dolayısıyla bir muhte kaldı. Milletvekili olduktan sonra da o dönemin bakanlarıyla, özellikle Çevre Orman Bakanımız o zaman Veysel Eroğlu'ydu, bizzat da buraya geldiler ve gerçekten Elazığ Belediyesi'ne o alanı tahsis ettiler. Ve sonuçta Süleyman Seboğlu başkanımız da ihalesini yaptı, önemli bir aşama kadar getirdi. Ama tamamlamasında Mücahit Yalmaz başkanımız önemli oldu. Ve şu anda Kültür Park şehrin en güzel cazibe merkezlerinden biri oldu. Yani burada Hamza Yalmaz'ın önemli gayretleri olmuştu. Evet. Ve kendisinden sonra da yine işte birileri de onun o çabasına, gayretine bir ahde vefa mı diyelim? Aynen, yani, aynen. O ufku gördü. Yani o alanın şehrin ortasında kalacağını ve şehrin halkının buna bir ihtiyaç hissedeceğini gördü. Hakikaten de şu andaki durumu, konumuyla artık bizim nefes alacak şehrin meydanında, özellikle yanına yapılacak, yapılıyor olan fuar ve kongre merkeziyle birlikte bir bütünlük arz edecek ve orası tam bir yaşam alanı olacak. Ki öyle.
fuar alanıyla birlikte daha da bir anlam kazanacak. Sosyal kültürel faaliyetleri, kitap fuarları, değişik tematik fuarlar yapmak suretiyle o alan cıvıl cıvıl bir hareketlilik döneme geçecek inşallah. Ama gerçekten büyük bir proje, ileri görüşlülüğünün burada bir göstergesi aslında. Yani o alanın şu an için herhangi bir şekilde işte beton inşaat vesaire olmaması, tamamıyla işte insanların gidip dinlenebildiği, oturabildiği geniş bir yeşil alan ve Elazığ'ın nefes aldığı bir alan ve işte yanına da bugün işte kongre merkezi, fuar ve kongre merkezi inşası yapılıyor. Bir farkımızı ortaya koyalım. Yani benimle rahmetli arasında mesela bugün şu anda şehrin en cazibe merkezi olan ve yoğun bir yapılaşmanın olduğu ve çok güzel konutların yapıldığı Çağdaşlar Mahallesi'nin olduğu alana o tarihlerde diyordu. Burası çok güzel bir yerleşim alanı olacak diyordu. Ve şeyi şuydu, yani öyle çok güzel bir manzarası yok oranın aslında şu anda bakarsan bile. Fakat orada deprem gerçeğini biliyordu. Yani Elazığ'da ciddi bir deprem yaşanacağını ve deprem kuşağında olduğunu biliyordu. Çağdaşlar Mahallesi'nin zemininin de çok sağlam olduğunu biliyordu. Ve insanların günün birinde sağlam konutlarda oturmak isteyeceğini, özellikle yumuşak zeminli alanlardan kaçıp daha çok kayalık zeminde ev yapma ihtiyacı hissedeceğini biliyordu. Ve Çağdaşlar Mahallesi'nin çok revaçta bir yer olacağını söylüyordu. Ama o söylerken ben içimden diyordum yani kim geldi ki buralara falan. Yani şu anda en popüler yapılaşma orada. En cazip mekanlar ve mahalleler şu anda o bölgeler. Ki bu onlardan bir ufuk meselesi yani o da hakikaten. Bir örneği de işte İlalkent Mahallesi. Evet. O zamanlar şehre biraz uzaktı ama işte zemin ve yapı bakımından oldukça sağlam bir mahalle. İlk İlalkent evet yani o zemin olmakla birlikte mesela şeyi de hala da konumlandırma, yapılanma ve bloklar arasındaki mesafe, yeşil doku. Evet. Yani örnek hala evet hala o seviyeye ulaşmış bir site var mı diye bazen düşünüyorum ama göremiyorum. Yok, daha şu anda bloklar daha çok yakın yapılıyor. Evet. Yani yaşam alanları daha az oluyor. Betonlaşma daha fazla oluyor. Ama Hilalkent bu alanda hala bir numaralı olma özelliğini koruyor bana göre. Şimdi müdürüm, merhum 48 yaş gibi genç denecek bir yaşta vefat etti. Akıncılar Derneği'ndeki öğrencileri olarak kendisini 10 yıldan beri anıyor ve arkasında dua ve Kur'an okunan programlar düzenliyorsunuz. Bu yılda böyle bir hazırlık yaptınız. İşte haberimizde de biraz önce izledik. Kabri başında da anıldı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi konuşmamızın başında da söyledik. Yani merhum Hamza Yılmaz siyasi kişilikle birlikte özellikle sosyal ve kültürel faaliyetlere de hep bulunmuş. Ve bunların başkanlığını, bu derneklerin başkanlığını, yöneticiliğini yapmış bir insan. Akıncılar Derneği ülkemizde milli ve manevi duygularla mücehhez gençler yetiştirmeyi gaye edinen çok köklü bir kuruluşumuz. Yani 1980'lerden önce de var olan sadece reaksiyonel bir gençlik hareketi değil, gençlerin kültürel, sosyal yetişmesini sağlayan, hatta geçmişte bu bilimin, tiyatro bilimi, sinema bilimi olan, edebiyat kulüpleri olan, dergiler çıkartan bir gerçekten kolektif bilinci yansıtan bir dernekten bahsediyoruz. Akıncılar Derneği Elazığ Başkanlığı'nda yapmış olması hasebiyle biz merhum Hamza Yılmaz'ı ölümünden sonra ailesinin de rızasını alarak abilerinin, büyüklerinin bunu biz üstlendik. Dedik ki artık Hamza Yılmaz bizim başkanımızdır, bizim hocamızdır. Akıncılar Derneği'nde başkanlığı yapmıştır. Dolayısıyla biz eğer müsaade ederseniz her yıl başkanımızı biz almak isteriz. Sizleri de davet edelim, sizleri de bulunun. Ama organizasyon bu biz olalım dedik. Sağ olsunlar hem ailesi hem çocukları hem de kardeşleri, ağabeyleri buna çok olumlu baktılar. Ve gerçekten de 10 yıldan beri düzenli bir şekilde başkanımızı anıyoruz. Bugün de öğlen namazından sonra asli mezarlıkta kabri başında kendisini andık, Kur'an okuduk, dualar ettik. Yine akşam namazından sonra da Çağdaşlar Mahallesi'nde Azize Camii'de kendisi için Mevlid-i Şerif ve dua programı yapacağız. Buradan da hemşehrilerimizi bu programa da davet etmiş olalım. Evet. Kıymetli Müdürüm, artık programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
Toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Şimdi şehirler zaman zaman önemli şahsiyetler yetiştirir. Her alanda kendini gösterir bu insanlar. Siyasette olur, yönetimde olur, edebiyatta olur, şiirde olur. Laz bu anlamda mümbit, verüt bir şehir, doğurgan bir şehir. Hamza Yılmaz da herkesin, her kesimin hayırla yad ettiği, hizmetlerinden dolayı şükran ve minnet duyduğu ve ismi geçtiğinde her zaman rahmetle andığı önemli bir şahsiyet, önemli bir değer. Dediğim gibi bunu biz sadece yöneticiliği, belediye başkanlığı, milletvekili yönüyle de hep düşünmedik. O Elazığ'daki şehrin gençliğini, değişim ve dönüşümünü yapan bir isim. Özellikle Altıyum Spor Okulu'na değen ve bu okuldan bir şekilde yolu geçen her genç birçok şu anda önemli noktada ve her biri vatanına, milletine bağlı, sadık ve yine vatanı, milleti için mücadele eden, gayret gösteren, bulunduğu makamlarda bu ülkeye nasıl katkı sunabilirim düşüncesinde, endişesinde olan bir yapıya sahip ve buna da büyük ihtimalle merhum Hamza Yılmaz'ın öğreticiliği, onun örnekliği ve rol modeliyle ulaşmıştır. Ulaşmaya devam ediyorlar. Hala onun yansımasını görüyoruz. O küçük okul aslında, yani 100 metrekarelik bir salondan bu kadar çok sayıda insanın geçmesi ve her geçen insanın da hakikaten hem kendi alanında, hem mesleki anlamda, hem de ülkeye faydası anlamında önemli başarılar ortaya koyan isimlerinden olması da onun sadakayı cariye kabiliğinden bıraktığı güzelliklerdir. Biz tekrar kendisine vefatının 10. yılında rahmet diliyoruz. Kendisini de şükranla yad ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Kanal Fırat 10 yıldan beri Hamza Yılmaz Başkanımıza duyarlı. Onun her programını baştan sona kadar takip eder, verir ve onu güzel duygularla anılmasına yönelik programlar icat eder. Bugün de bu programlardan birini sizinle icra ettik. Sizlere ve televizyonumuza, özellikle Zeki Akbey arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler, bugün de Akşam Ajansı'nın sonuna geldik. Yine çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Eski Müdürü Mehmet Karaaslan bizlerle birlikteydi. Bugün merhum Elazığ'ın eski efsane başkanlarından Hamza Yanılmaz'ın vefatının 10. yıl dönümüydü. Programlar yapıldı. Bizler de programımızı merhum Yanılmaz'a ayırdık. Onun çalışma arkadaşı, iş arkadaşı ki Sayın Müdürümüzün de bu konuda çok üstün gayretleri vardır. Elazığ Belediyesi'nde büyük katkılar sağlamış isimlerden bir tanesi. Bizler de onu konuk almış olduk. Bizler de hem şahsım hem de Kanal Fırat ailesi olarak merhum Hamza Yanılmaz'a Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Hafta içi her gün saatler 17'yi gösterdiğinde bizler bu ekranda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.